Dursun Gürlek Beka meselesine farklı bir bakış. Son günlerde beka meselesinin sık sık gündeme geldiğini görüyoruz. Gazete haberlerinin yanı sıra köşe yazarları da konuya gerekli önemi veriyorlar. Hatta bu vadide polemik yazıları bile kaleme alınıyor. Hemen belirtmek isterim ki bugün Türkiye'de bir beka meselesi vardır. Aklı selimle düşünen herkes ülkenin geleceğini tehdit eden böyle bir belaya asla ilgisiz kalamaz. Şer cephesi boş durmadığı ve dengeler yerine oturmadığı için beka meselesi katiyen göz ardı edilemez. Bu mukaddimeden sonra kültür tarihçiliğinin gereği olarak bendeniz konuya başka bir açıdan bakmak istiyorum. İsterseniz önce kelimenin anlamından başlayalım. Ölmezlik, ebedilik, sonsuzluk demek olan beka hem günlük hayatımızda hem de edebiyatımızda birkaç manada kullanılıyor büyük şairimiz Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını, baki ise ruh eğer dilemezdim bekasını diyerek aynı kökten gelen bu iki kelimeyi büyük bir ustalıkla terennim ediyor. Bekanın başka bir ifadesi olan bakiye ise geri kalan, artan anlamına geliyor. Buna da dünyada insanın namıdır kalan, bakisi yalandır, yalandır yalan diyerek yine şiirle bir örnek vermiş olalım. Bir de yetersiz bakiye sözü var ki, onu da toplu taşıma araçlarına binerken, daha doğrusu İstanbul kartı kullanırken sık sık duyuyoruz. Bu konuda söyleyeceklerim bitmedi. Bir de baki selam diye bir ifade var ki, o da eskiden daha çok mektupların sonuna yazılır, bununla söze son verilirdi. Bakiyetü suyufsa, kılıç artıkları anlamına geliyor ve savaşta yenilen tarafta sağ kalanlar için kullanılıyor. Asar-ı Bakiye de kalıcı eserler demektir. Ayrıca bu isimde kitap yazanların olduğunu da biliyoruz. Kültür tarihimizin önemli temsilcilerinden Salih Bey'in Asar-ı Bakiye adındaki çalışmasını buna bir örnek gösterebiliriz. Baki kelimesine beka kazandıran, günümüzdeki ifadesiyle ölümsüzleştiren edebiyatçılarımızdan biri de divan şiirinin gözde şairi Baki'dir. İsminin nasıl bir anlam ifade ettiğini bakınız ne güzel terennüm ediyor. Minnet hüdaya, devleti dünya fena bulur, baki kalur sahife-i alemde adımız. Alem sayfasındaki adını edebiyatın sihni gücüyle ebedileştiren bakinin, baki kalan diğer bir beyti ise şöyle. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Genellikle mezar taşlarında görülen ve ebedi olan O'dur. Yani Allah'tır anlamına gelen bir cümle var ki o da Hüvel Baki'dir. Aklıma geldiği için nakledeyim. Konusuyla ilgili araştırma yapan bir arkadaşımız, sur dışındaki tarihi mezarlıklarından birine şairin mezarını bulmak için gidiyor. Uzun süre dolaşıyor ama kabri bir türlü bulamıyor. Sonunda mezarlık görevlisine Baki'nin mezarı nerede diye soruyor. Görevli hiç düşünmeden Burada yatan herkesin adı bakidir. Görmüyor musun? Bütün mezar taşlarında el-baki, hüvel-baki yazıyor. Cevabını veriyor. Gülümsemeniz bittiyse bu kelimeyle ilgili olarak biraz da malumat furuşlukta bulunayım. Efendim, Latin alfabesinde bir, Arap alfabesinde ise iki k harfi var. Bunlardan biri ince, diğeri ise kalın sesidir baki kelimesini kalın sesi olan kaf harfiyle yazarsanız ebedi yani sonsuz anlamına gelir. Kef harfiyle kaleme alırsanız ağlayan demek olur. Buna göre beka da ağlamakla ilgili bir söz olarak karşımıza çıkar. Akıl derseniz akıllı adamı akil diye söylerseniz yiyici herifi kastetmiş olursunuz. Bütün bunların telaffuz yoluyla ve uygulamalı olarak daha iyi anlaşılması için Osmanlı Türkçesine aşina olmak gerekiyor. Üzülerek belirtmek isterim ki muhafazakar kesim bir medeniyet dili olan Osmanlı Türkçesine gerekli önemi vermiyor. Durum böyle olunca ortaya Türkçe namına bir dil keşmekeşi çıkıyor. Anlaşanlı bazı akademisyenlerimiz bile metfunu meftun yapıyorlar.'' delaleti dalaletle karıştırıp dalalete düşüyorlar. Biz yine asıl konumuza dönüp şu beka kelimesiyle ilgili birkaç cümle daha söyleyelim. Yukarıda da belirttiğimiz gibi devamlılık, süreklilik manasına gelen bu kelime insana ebediyeti hatırlattığı için hem kulağa hoş geliyor hem de ferahlık veriyor. Kesinti, kısıntı sözleri ise fanilik duygusunu öne çıkarmasından dolayı kişiyi hüzünlendiriyor. Fani lezzetlerin ebedi lezzetler karşısında hiçbir anlam ifade etmediğini dile getiriyor. Büyük İslam mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin dediği gibi, Adem, yani yokluk mutlak şer olduğu için insan fıtraten şöyle feryat ediyor, Cehennem de olsa beka isterim diyor. İnsanı ebediyet duygusunun dışında hiçbir duygu, hiçbir düşünce tatmin etmiyor. İkinci Mahmud devrinin alimlerinden, ariflerinden olup fen bilgilerine olan vakfiyetiyle de büyük bir şöhret kazanan, ayrıca Beşiktaş Ortaköy İlmiye Cemiyeti'nin bir numaralı ismi diye bilinen Ketüdazade Mehmet Arif Efendi'nin menakıb namesinde okumuştum. Eski hükümdarlardan biri ihtişamıyla göz kamaştıran bir saray yaptırıyor. Sohbetlerini büyük bir zevkle dinlediği gönül dostlarından birine, ''Hocam, yaptırdığım bu sarayı şöyle bir dolanıp lütfen intibaını bana söyle'' ricasında bulunuyor. Kalp göze açık olan o zat, sarayın her tarafını gezip gelince padişah soruyor. ''Nasıl buldun?'' Gönül dostu şu kısa ve anlamlı cevabı veriyor. ''Padişahım!'' Gerçekten de mükemmel bir saray yaptırmışsınız. Her şey muhteşem. Fakat bir eksiği var. Hükümler merakla ne gibi bir eksik diye sorunca ehli irfan olan o zat bekası yok cevabını veriyor. Biz yine ehli irfanın dediği gibi diyelim. El baki, hüvel baki.